Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video biraz farklı bir video olacak. Shift8Net'te bu sefer stresimizi ölçeceğiz. Ne stresi ya? Bize stres yok ki. Gördüğünüz üzere harika bir ofis hayatımız var ama yine de ne olur ne olmaz diyerek biz stresimizi ölçeceğiz. Bunun için bir aksesuar kullanacağız. O aksesuar burada, bir sürü cihaz olduğu için. Gel bakalım buraya. Huawei Watch GT2 arkadaşlar geçtiğimiz günlerde gelmişti. Yukarıda markalardan gelenler videosunda açmıştık. Şimdi kullanıma başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi daha hiç kullanılmadı. Şöyle kutusundan çıkartalım. Şunu da alalım. Başka neler var? Neyle şarj oluyor? Hani Type-C ile şarj oluyorsa hiç. Type-C değil, daha dur. Şöyle iki aparatımız daha var. Bu şarj cihazı Shop Badanak diye yapışan bir şarj cihazı. Onun yapışma şeklini seviyoruz. Bu arada geleneksel saat gibi değil mi Oğuz? Evet abi, ben takdir ettim. Hiç geleneksel saat şöyle olur mu? Dur, olmadı. Oldu. Oha. Olmadı, pardon. Şu an stres oldum. Stresi ölçecektik. Başlamadan olduk. Neyse. Ben şunu bir bırakayım. Arkadaşlar bu da gördüğünüz üzere Type-C ile şarj olur. Yani kutunun geri kalanında kablo olsa bile ihtiyacım yok. Kablo da yok galiba. Ha var. Pardon. Tamam, ben bunu geri koyayım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi abi? Okurlar var, diyorlar ki kutuya koyduğun Type-C kablosunu bize hediye eder misin? Bazen benim de ihtiyacım oluyor. Yok abi. Bana da hediye eder misin abi? Şimdi burada 95 bin tane çıkış olan bir aygıtımız var. Şunu şuraya koyalım. Ne kadar şarjım var onu bilmiyorum. Öncelikle Huawei P30 Pro'da kullanmamız gereken uygulama Huawei Health, yani sağlık. Bunu açıyoruz. Tabii bu arada saatimizi de açalım. Şarjımız da varmış. Şu anda arkadaşlar bir eşleme yapmamız gerekiyor. Cihazlar diye bir kısım var. Burada ekle diyorum. Akıllı saat ekleyeceğim. Güncelleme geldi bu arada. Gördüğünüz gibi hemen GT2 ile eşleştirelim. İzin ver diyorum. Bağlan diyorum. Şimdi cihaz görünecek burada ve cihazımız göründü. Eşleştirilecek. Belki saatten de bir onay gelir diye düşünürken geldi. Evet diyorum. Bitiriyorum ve gerekli izinleri de verdikten sonra saatim kullanıma hazır. Dur gitme. Azıcık göster kendine. Bu arkadaşın pili gerçekten çok iyi gidiyor. Ekran da fena değil. Görüntüsü de tıpkı bir geleneksel saat gibi. Şimdi kolumuza takalım ve stresimizi ölçmeye başlasın. Peki stresimizi ölçeceğiz ama stresimizin zirve yapacağı yerleri nasıl bulabiliriz? Eminim sizin de enteresan önerileriniz vardır. Hakikaten önerilerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Stres seviyemizin zirve yaptığı yerler neresi? Lütfen yorumlar kısmında yazın. Bence çok eğlenceli ve ilginç yorumlar gelecektir diye düşünüyorum. Yorumlarda coşalım. Aşağı yazmayı unutmayın. Şimdi gelelim benim önerime. Açıkçası bugün Türkiye ve İzlanda'nın milli maçı var. Hem de bu maça davetliyiz. Çok da güzel bir yerden maçı izleyeceğiz. Zannediyorum o maçta saç baş olacağız. Heyecan zirvede olacak. İnşallah da güzel sonuç alacağız. Dilerseniz saati kolumdan hiç çıkartmayayım ve maç esnasında ne kadar streslenmişim hep beraber ölçelim. Şimdi milli maça doğru hareket edeceğiz. Hop, işte buradayız. Muhteşem atmosfere geldik. Maçı izleyeceğimiz yer burası. Selamlar. Selamlar herkese. Harika. Seviye 51 arkadaşlar, yani seviye düşük. Kan kapışında 106. Bakalım şu stres seviyesi ne zaman zirve olacak. Yani gol bekliyoruz. Evet, maçlar
stresle, sinirle gerçekten gerilmeye başladım. Çünkü bizim gole ihtiyacımız var. Burada on binlerce insan gol bekliyor. Ama henüz sonuç alamadık. Şöyle göstereceğim size. Ortam müthiş. Atmosfer harika. Ama bizim futbolcularımızın bir şey yapması lazım. Şu anda onlardan güzel haber bekliyoruz. Bakın biz cep telefonlarının flaşlarını açtılar. Onlara destek oluyorlar ama buradaki oyuncularımız henüz istediğimiz sonucu bize vermedi. Stres oluyoruz ama. Stres seviyem de yükseliyor. Ama bizim takımdan hala gol gelmiyor. Bak çok stres oldum şu anda. Hadi artık. Ertesi günden merhaba sevgili arkadaşlar. Maç sonrasında epey bir dinlendik. Maçta stres olduk mu? Bayağı bir olduk. Gol atsaydık çok daha mutlu olacaktık. Ama olmadı. Günün sonunda milli takımımız yoluna devam ediyor ve mücadeleler devam ediyor. Bir şekilde istediğimizi elde ettik. Belki bu maçta galibiyet kazanamadık ama turnuvada elde etmek istediğimiz sonuca ulaştık. Şimdi o tarafta mutlu sonuca ulaştık. Peki Huawei Watch GT 2 ile olan buluşmamızda başka neler söyleyebilirim size? Çünkü bu saatle alakalı deneyimleri merak eden çok sayıda izleyicimiz var. Aldığım notları sizlerle kısaca paylaşmak isterim. Daha sonra da bir uzun kullanım testi videosu yayınlayacağım. Orada da merak ettiğiniz her şeyi anlatacağım. Aldığım notlara gelince, öncelikle bu saatin pili gerçekten çok başarılı. Çünkü 2 haftaya kadar pili dayanabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? İçerisinde Kirin A1 çip var. Huawei tarafından geliştirilen bu çip sayesinde güç yönetimi çok akıllı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve bu sayede 2 haftaya kadar bu saati tek bir şarjda kullanabiliyorsunuz. Açıkçası akıllı saatlerde ki böyle ekranı büyük olan bir saat için 2 hafta pil ömrü gerçekten çok çok iyi bir seçenek. Bir diğer konu tabii ki tasarım. Şu anda bende klasik olan model var sevgili dostlar. Gerçekten çok mutluyum bu saatte. Çünkü tasarımı geleneksel saat gibi ve bana dijital imkanları da sunabiliyor. Bu arada bendeki 46 mm'lik klasik olan versiyon, kayışından da anlayacağınız üzere, bu kayışın bir de sport olan versiyonu var. 46 mm değil de bir de 42 mm olan seçenekler var. Bu seçenekler de belki hanımefendiler için çok daha cazip olabilir. Bunun dışında yazılım tarafında çok ciddi iyileştirmeler oldu Huawei akıllı saat tarafında. TrueScene 3.5 sürümü var. Bu yazılımla beraber kalp atışlarınız çok daha başarılı bir şekilde ölçülüyor ve sürekli ölçülüyor. Bu sayede bir spor desteği alabiliyorsunuz. Bir asistan hizmeti görebiliyor, bir eğitmen hizmeti görebiliyor sevgili dostlar. Bir kere yaptıklarınızı çok iyi kayıt altına alıyor ve size bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu da sağlıklı yaşam için hedeflediğiniz sonuca ulaşırken en önemli yardımcılarınızdan biri haline geliyor. Onun dışında bu saati başarılı kılan bir de uyku izleme özelliği var. TrueSleep 2.0 yazılımıyla beraber uyku izleme profesyonel olarak ölçülüyor. 6 tane bilimsel onaylanmış uyku izleme takip yöntemi bu saate tanımlanmış durumda. Kaç saat uyudum, sağlıklı mı uyudum ve bunların dışında tavsiyeler de alabiliyorsunuz. Bir diğer başarılı özellik de şu. Şimdi bu saatte, elimdeki saatte 500 şarkıya kadar dahili depolamayı kullanabiliyorsunuz. Bir de bir kulaklığınız varsa, örneğin FreeBuds 3 gibi bir kulaklığınız varsa, bu sefer telefona ihtiyacınız olmadan kolunuzda kol saati, kulağınızda kablosuz kulaklık ve sporunuzu telefonun ağırlığı olmadan daha özgür bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce söylemiş olduğum gibi bir uzun kullanım testi yayınlamayı düşünüyoruz. Bu testte görmek istediğiniz özellikler neler, merak ettiğiniz özellikler neler? Lütfen aşağıda yorum kısmında yazmayı unutmayın. Ve tabii ki bu stres konusunda neler düşünüyorsunuz, maç konusunda neler düşünüyorsunuz, fikirlerinizi aşağı yazın sevgili dostlar. Shiftiyetnet'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Emek verilen bu video hoşunuza gittiyse aşağıda bir beğen butonu var. Tıklayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın.